Samsun'un en güzel ilçelerinden olan Yakakent'teyiz. Yakakent'i hakim bir tepeden görecek olan Bayraktepe'ye doğru ilerliyorum. Bayraktepe'den Yakakent'i görüntüledikten sonra gezimiz Erikçe Mahallesi'ne doğru devam edecek. Erikçe Mahallesi Yakakent'e son derece yakın bir mahalle. Köşe bucak Yakakent. Yakakent, denizi, balıkçılığı ve tertemiz havasıyla dikkat çeken bir ilçe. Çok gelişmiş olmaması aslında bir avantaj. Çünkü bu avantaj Yakakent'e doğallık olarak geri dönmüş. Bayraktepe'ye çıktığınızda tüm Yakakent ayaklarınızın altında olabildiğince uzanıyor. Belki de Yakakent'i izlemek için en doğru nokta burası olsa gerek. Bayraktepe'de bulunan bayrak tam 57 metrekare büyüklüğünde. Bayraktepe'ye çıktığınızda ciğerlerinizin biraz zorlandığını, çok yüksek bir nokta olmamasına rağmen nefesinizin açıldığını hissedeceksiniz. Ne yapıyorsun? Şu türbeye çıkacağız, bir su içelim abi. Ölürse daha iyi gideceğiz de. Değil mi? Gel be, ne yapalım? İnşallah. Bitecek. Bir fotoğrafı verelim sana. Bak, güzelliğe baktın mı? Bay bay ya kızı. Kent merkezinden yarım saatlik bir yürüyüşle Erikçe Mahallesi'ne ulaşabiliyorsunuz. Erikçe Mahallesi'ne geldiğinizde kent merkezindeki beton kalabalığından da kurtulmuş oluyorsunuz. Burada sizi doğa tüm sıcaklığıyla kucaklıyor. Bizler Mayıs ayında yaptığımız bu kısa geziyle baharın tüm güzelliklerini burada gördük. Bu gezi doğayla kucaklaşmak için çok iyi bir fırsat oldu. Yakakent'e gelenlerin kent merkezindeki beton kalabalığından kaçmak için Erikçe Mahallesi'ne kısa bir gezi yapmalarını tavsiye ediyoruz.